her şeyden önce güven esasını önde tutar, buna güveniyoruz. Didim'de yapılması planlanan tarıma dayalı iktisadi su ürünleri organize sanayi bölgesi için GKA Fizibilite raporu Didim'de düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Gördüğüm kadarıyla Didim halkının 3 ay öncesinden başlattıkları imza kampanyaları ve yürütülen görüşmelerde projenin Didim'e yapılmaması için gerçekleştirilen Didim halkının tepkilerini ortaya koyduğu, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da katıldığı etkinlik Didim'de özel bir otelde gerçekleştirildi. Hedefe getireceği kardan bahsettiniz. İkincisi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Başkanı Deniz Çoban'ın sunumunun yaptığı raporun ardından diğer akademisyenlerin de yer aldığı soru cevap kısmında Didim Halkı platformundan Didim'de turistik tesis işletmecileri ve STK'lardan katılanların tümü bu projeyi Didim'i istemediklerini, Didim'in turizm kenti olarak kalmasını istediklerini belirtti. Didim bir turizm kenti olma yolunda 30 yıldır mücadele veriyor. Ben de bir turizmci kimliğimle konuşuyorum. Bahsettiğiniz konuların içerisinde turizme ve denize vereceği, çevreye vereceği zararı çok az bir şekilde anlattınız. Belki başka öbür hocalarımız bundan bahsedecektir veya bununla ilgili başka raporlar vardır. Ben sadece sizin yaptığınız sorunun üzerinden gidiyorum. Bakın, bizim şöyle bir endişemiz var. Çok açık, bütün samimiyetimizle ve bütün saygımızla bunu söylüyoruz. Didim bir turizm kenti olma yolunda 30 yıldır mücadele ediyor. Buradaki insanlar geleceklerini, tüm yaşantılarını, çocuklarının geleceklerini birçok turizmci yaptıkları irili ufaklı yatırımlarla turizme bağlamıştır. Bu anlattığınız çok güzel. Tabii ki dünyada gıda gittikçe ulaşılması zor bir noktaya geliyor. Deniz ürünleri insanların beslenmesinde çok önemli. Bakın hep bu soruyu soruyoruz. 2002 yılında, 2004 yılından 2014 yılına kadar ben Turizm Derneği Başkanlığı yaptım. Kaptan Kusto'nun efsanevi ekibini de buraya getirdim. Daldık. Beraber daldık. Bana dedikleri şu: eğer bu çevrenizdeki balık çiftlikleri bu şekilde devam ederse 10 yıl içerisinde burada denize girecek bir tane turist bulamazsınız. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hazırlanan raporun Didim'i ve turizmi öldüreceğini savundu. Didim bir turizm kenti midir? Turizm Bakanlığı'nın yaptığı başka mega proje, en son 3 gün evvel, 4 gün evvel Turizm Bakanımız, Sayın Turizm Bakanımız açıkladı. Çeşme ve Didim'e mega projeler getiriyoruz dedi. Peki biz bu iki unsuru nasıl yan yana getireceğiz? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve siz Didim'de denize girin dediniz. Hakim Rüzgar'ın Taşburun'dan Altınkum'a doğru estiğini bilirsiniz. Oradaki koku olduğu gibi Altınkum'un üzerine çökecektir. Bütün Didim üzerine çökecektir. Siz bunları bilimsel belki bir takım şeyler açıklayabilirsiniz. Ben yaşayan, o havayı soluyan birisi olarak güncel yaşantımdaki durumu size arz ediyorum.